oyim bilan nima jirish kerak, oyim adan roliga o'tib qolganlar-da. Mani ona roliga qo'yib qo'yganlar. Nega shunaqa deb o'ylaysizlar? Balkim onangizni o'rniga bir lahza o'zingizni qo'yib ko'rarsiz. Onamga jahl ko'cha chiqib ketaveraman. Birinchi martaki aro ichib ko'rdim. Kvartiraga uni yigit to'ladi. Men hali qiz bola edim deb vaqti. Demak, to'g'ridan to'g'ri shu narsaga rozi bo'ldingiz? Yo'q, men rozi bo'lmadim, yo'q dedim. Ko'zimni ochganimda oldim deb kutib olayotgan bo'lgan. Nega oyizga qo'ng'iroq qilib meni qutqaring deb aytmadingiz? Nimadir bordi ichimda, qazo og'rigim keladi. Baqirib yig'lasam. Sizga o'xshagan qancha qizlar aldanayotgan bo'lishi mumkin? Ko'pni qizlar. O'sha qizlarga qanaqa ichingizdagi gaplaringizni gapirasiz? Qaytinglar bu yo'ldan deymizmi? Oxir yaxshi emas buni. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan ko'rinmas aksim ko'rsatuvi yana efirda. Bugun biz qizlar masalasida gaplashamiz. Qiz bola har bir oilada bir gul, bir nihol hisoblanadi. Qiz bola ota-onasi uchun jannatning eshiklarini ochuvchi, bir go'zal fazilatlarga ega bo'lgan soliha bo'lib dunyoga keladi. Har bir uydagi qiz bu uyning farishtasi-yu sarishtasi hisoblanadi. Qiz bolaning tarbiyasiga ota-onalar nihoyatda e'tiborli bo'lish kerak. Ayniqsa onalar qizlari bilan suhbatlashib, dildan gaplashib, ularni bag'riga bosib, mehr berib, jajji malikalardek katta qilishlariga to'g'ri keladi. Chunki ular ertaga ona, rafiqa, turmush o'rtoq rollarini bajarish bilan birgalikda jamiyatda ham, oilasida ham o'zini o'rnini topadigan baxtli qizlar bo'lib kamolga yetishi kerak. Bugun siz bilan biz mana shu bir go'zal oilaning go'zal bir qizining hayoti, taqdiri haqida gaplashamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xush kelibsiz. Ko'rinmas aksim ko'rsatuvida ishtirok etishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat aytaman. Chunki hamma qizlar ham bu ko'rsatuvda chiqishni xohlamasligi mumkin. Lekin siz bugun o'zingizni o'sha hayotingizda mana shu kichkinagina bir yoshingizda boshingizdan o'tkazgan juda ko'p voqealarni aytib berasiz degan umiddaman. Nima voqealar sodir bo'ldi? Qanday qilib voyaga yetmaganlar markaziga kelib qoldik? Uyimdagilar bilan chiqishmay, onam bilan ko'p urushaman. Eshitkilar kelmaydi. Urushuraman. Onamga jahl ko'cha chiqib ketaveraman. Oyimlar barib ko'chadan tutib oladilar, markazga olib kelaveradilar. Oilangizdagi muhit yaxshimi? Yo'q. Nima bo'lyapti oilangizda? Ko'p har kuni urush, har kuni janjal. Kim qiladi o'sha urushni? Oyimlar. Adamlar yo'lda ajrashib ketishgan. Nechta farzand bilan ajrashgan onangiz? 3ta farzand. Ajrashish sababini hech bir qiziqib ko'rganmisiz? Nima uchun ota-ona ajrashgan? Yo'q, aytmaganlar. Unaq savollar bermayman oyimga. Oyizga unaq savollar bermaysiz. Hozir necha yildan buyon alohida yashaysizlar? 10 yildan beri. Dadangiz sizdan xabar olib turadimi farzandlaridan? Bizani oldimiz kelmaydilar. Oyimlarni oldilariga keladilar. Yordam beradi farzandlariga? Yo'q. Demak, yordam bermagan shu kungacha. O'zlarini oilalari bor boshqa, ikki to'g'illari bor. Ularga nima bo'lsa, ularga qiladilar. Faqat oyim oldiga kelib turadi. Markazga qachon tushdingiz? 1 martda 2022 yil 10 yanvarda borganman o'zim xolab. Onamsiz yashash uchun borganman o'zim xolab. Ko'chadan ichki ishlar xodimlari ushlab olib borishmagan. Xo'p. Markazda qancha vaqt bo'ldingiz? 1 martdasida 8 kun bo'lganman. Keyin markazdan chiqib ketganman. Markazda hamma yaxshi gapiradi, ko'chada hamma yaxshi gapiradi. Uyga kelsam oyimlar kichkinaligimni ukam bilan sizni o'zim qariganman. Ana o'zim qariyman, o'zim kod qilib ishlarni qilaman deb oyim ham gapim eshituraman, baqir chaqir, yana urush janjal. Keyin jahl qilib yana chiqib ketaveraman. 2 martda 22 fevralda oyimlar uyga bir hafta kelmagan uchun 22 fevralda yana voyaga yetmaganlar markazga olibdilar. Bir hafta qayerda yurdingiz? Bir hafta dugonam bilan. Qayerda yurdingiz? Dugonam bilan birga ko'chada yurdim. Ertadan kechgacha ko'chada pulsiz, och. Yo'q, dugonam uydagilar ketgandan uyga kirardim, uyda qolardim. Ularni ota-onasi so'ramasmidi bu dugoningni ota-onasi bormi? Yo'q, so'ramasdi. Dugonam katta qiz edi. O'tgan ikkitaga yangi qiz keldi. Yangi qizlar biz bilan o'tiradi, yangi qiz keldi. Ular menga aytdi, seni yaxshi ko'rib qoldim, sen yaxshi qiz ekansan. Prosta oyimlar mana shu urushlarini aytib berdim, qo'limda chandiqlarim bor, ularni kim qilgan onam deb aytib berdim.
Mesela sinim diye kurdum. İşte ben aldım ki kesin ben uzun karıyım sen yordam veremem. Şuna kutu çıkıp gitken indi. Ben telefonu kıyındı. Numarını verdi. Instagram'ını verdi. Ulu çıkıp gitti. Uludan ki ben çıkıp gittim. Üge bardım. Oyumla bilen yani üge bardım. Birinci gün yine bakırca. Bakırca kır. Cancel. Uruştum oyum bilen yani. Her gün uruş. Canım gidiyordu. Anı kız etti. Sen çıkıp gitsin. Uzun karıyım. Ben aldım yürüsen, demek ki gengiz özüme vermemiş. Yaxşı gəp yapır yani ki, şanım o kız aldı ki, çıkıp git vardım. Telefon kılsam, Qashqadaryo oldu mən dedi. Qashqadaryo oldu etdi mən, aldım ki, taksiyin gibi bir kutu ola mən dedi. Hop dedim, taksiyi oturup, Stenka'dan Qashqadaryo'ya qarıp gittim. Şahır Sabizgi çakırdı, Şahır Sabizgi gittim. Şahır Sabizgi bor yandan ki, onu uzun otu gitti vardı. O bilen bana kutu oldu. Gitti kvartiri top verdi uçaskı. Yani kateş, otu otu. O salon gibi varsa ben hemen vardı. Kimaş o bilen yürüdüm. Kvartiri onu gitti oladı. Ben hala kız bağlıydım diye vaktı. Kim kız ben gitti. Sen koçu durgen ne ki sana bir pul kere boladı. Haricizliği kere boladı sana. Ben git sana kızlığın satamızı da bitti. Demek ki oradan doğru şunasınız, razı buldunuz. Yok, ben razı bulmadım, yok dedim. Ben yırtığında oyum öldür araladım diye korktum. Ben yodup ettim, bir gün oturdu, uyku balı geldi. Oturdu ki ben balı oturup içiştim, ben içmeyeyim, iç. Birinci mertki ara içip gördüm ki uykum gelip, hani kırıp, işin kulüflüyüp, uyukladım. Ki gözüm açkenimde oldum diye bitti balı ötken bugün. Ana korku uyanıp gidiyorum. Balı yanımda atıptı. Hanadan çıkamam dedim. O balı bakırdım. Balı çıkıp gitti. Kendim en hanadan çıkamam da atıyorum da bitti. Kişi kırıp geldi hanaya. 30-35 yaş etrafı da. Hanadan çıkıp gitmezsem. Doktor sen bilen gepleşiyor mu akçumandı. Vay kimsiz kolum koyarın çıkıp gitme hanadan. Bakırsan otur sen gepim vardı. Ben bakırıp gitti. Yo ben çıkamam kaçıyor onunla. Sen yine işini açmazsam, kolumdan tartıp vurdu bana. Şapola salın. Kine etti. Ben dedi, sen bilen dedi, yatmak için ben de. Yok, ben kız bulmazsam, hazırlığa bulmaması dedi. Yok, ben yatmayayım ben. Hanadan çıkıp gittiğini bakırdım. Terler öyle götken vakti işini alıp yukurdum diye işini açıp, işinden taşıkarı çıkıp başkanıya kırıp işin kulu alıp oturdum. Ulu çıkıp gittiğine gittiğine çıktım. Kim kız aldın, kette mahcup oldum, kette kızmadı. Yani şunca muammadan ki yani uşa kızga ishondik. Ha, ben bilmedim dedi, ben boshxona dedim. O o'zi aldab xona kirdi. Sen, ben onu kabul etmedim, bilmedim. Ben gittim, ben barib ketqizib yubormadi. Qochib ketdim. Kız 2004 yıl kız. Voy ketib bo'lgan. Ham ko'chada yuradigan kız. Ha. Chiqib keta olmadim. Uni oldidan ham qochib keta olmadim. Keyin o bilen yani yürüdüm şu doğru. Ben vay gitmeye merkeze geliş korkardım. Çünkü onam otan çıkıp gitmeydiler. Otan yani oyumla kız bulmasını bilip kosulu. O işin vazgeçi aradılar. Çınaz gen vay gitmeye geldi. Kolonyası vardı. Mektabı. Yapık durduğum mektabı. Otki cüne doğru şeyde korktum. Ki o ben korkanım eti verdim. Diyorum ki ben şimdi eti versem ki o bana bolla bulan var ve otkızı mahcup oldu de. Kim bolla bilan yotmayman yo'q desa, menga nolik qilaman. Hozir seni kelib voy ketmaga olib boradi deb qo'rqitdi. Qo'rqitgandan demak qo'rqdingiz. Bu yerdan qochib chiqib ketish ilojini topa olmadingiz. Yo'q. Qo'rqitdi, qo'rqdim. Undan keyin oyim bilan oldilariga qochib kela olmadim Qashqadaryodan. Nega oyingizga qo'ng'iroq qilib meni qutqaring deb aytmadingiz? Qo'rqardim. O kızdan korkmamışsınız ki, o begona idi ki, umuman siz tanımaydıgan kızıdır. Qanday qilib, siz tuqqan onangizga emas, aynan begona qizga, umuman tanımaydıgan odamga ishondingiz. Onam ishonishni xohlamayman. Nega? Oyim tushunmaydilar umuman. Mana hozir tushunishga harakat qilyaptiki, oyingizga hali ham tushunmayaptilarmi? Nima deyaptilar oyim? Oyim faqat mana o'zlaridan itaraveradilar, oldilariga boraman desam itaraveradilar. Hech aytdingizmi, ona, men sizni farzandingizman. Oyimla baqirarlar, salaga qancha qilishim kerak dedilar.
Tabi mehir soramadiz mi ona da? Ona menge mehir kereyi siz etimaliz kereyi menge. Mene salan bakkoma kanca mehir kereyi dediler. Mehir beri ona gap etami yani. Mene ayı kareyi karamadi şu vakti geçirse işlamı bakkoma dediler. Böyle dediler. Kanca namcın aşkur sen de bakladın. Demek fakat karnilerini toydursa bu böldü. Böldü diyen bir fikir gekeyenle hap. Oyum bile de meclisgenek oyum adan rolü götüp koy geldi. Bana onun rolü götüp koy geldi. Demek sizden farzantlar terbiyesini, ülkeye bilen singilin terbiyesini talep geldi. Lakin siz mektepteki okşayız bilen, kasplarge kızıkşayız bilen, hayatıyız bilen hiç kim hesablaşmayın. Şuna kabul yaptı mı? Siz halatizde, mesela ailesi de acırım bugün aileler cüdeyem köpte. Bana şu halatlarda kızlar köprak anasıge yordamçı bulup, ozdan kiçkinelerge karab, doğru yolda yuradı. Aynen sizi hazı anayızı ayıblar kılışıyız, sizi başka bir hatalar izleyem keltirip çıkayı etkendi siz yapsız mı? İçizde kanak haykırıklar iz var sizi. Bana sol için şu dilinizde ağır geldi. Bir hayim geldi, oyum gibi. Bolu kılıyım dikim geldi. Bu kamana sinim urur adalı. O şoktu bolu kılıyım, temindi bakırgılarım geldi. Oyum baş urat geldi, o kamana sinim alıp kaçıp gitgelerim geldi aldılar da. Ular neyem kutkar giz geldi? He. Oyum yaman korumu, yakış korumu. Uzular yemeği deme. Ne var bu kutke işler de, cakılım çıkıp git oraya. Kanaka nafret bu koyan ne boladı. Onu izi bağır izge basıp hiç yığılıp iç izdegin ayeti verdiyiz mi? Nege? Nakımım akımayım ben. Yok oyum halamıyla oyum da kızım diye yapır gelen İslam'ım ben. Siz mesela kayta kayta ona can ona can deyip kucaklaşki hareket kıp görseyiz şey. Haklamıydı. Haklamıydı. Demek ki bana kayta kayta yapır etken payda koz yaş bulan. Bu koz yaş kayırdan payda bol yaptı. Demek ki şunca koz yaş dokulu yaptı. Bu alam mı, ıstırap mı, ayıbdarlık mı? Kimlerdendir hafasız, ha ona izden hafasız. Sizin aldığın bu dugana kızdan hem hafasız. Adamlar ki yakınlar izden başka hiç kim iş onu bu masligini hem kıskılı yapsız. Doğru mu? Hiç kim iş hiç kim iş olmayayım, hem yolgunç. Ne yendi, hem yolgunç bu oladı. Adam ki kerimez mi? Umumlu adamla kiçkin halimizde ona muhuldu kip durgörlerdi. Ömle yeterdiler. Adın ki adam yeterdi. Ben bolla oyağı yapışım geri kış yağdı sana. Ve mesele gidirdiler adamla. Ben ne arıyordu bollarım var. Uluyge karışım geri. İplam mıyım mı? Ben kıbır mıyım ben derdi. Adam ki kız olmaz mı? Oyum itemensem, oyum işçi şem hoklamıydılar. Fakat kemçiliğim izin uğradılar. Umum oyum işçi hoklamıydılar. Mektepten ustazları, sınıf rehberleri hiç haber okuyan mı sizden? Yok. Direktör, bu kız kayırda yürüptü, ne demek ki buna kahvalı gidip kaldı? Yok. Sınıf rahbar. Yok, fakat yine ben endi vay gitme gel yap şu at kendi. O şu vakti, gelip ne oldu, mumam ona haber aldım. Daha şimdi mektepleri ki oyunu urgarlardı ki çiçkin alayımını. Kokarıp, kolarım, işte yarı. Anı kulüp, kuzlarım kokarıp, organım diye indişmezdi. Oyunla sorurdu, sınıf rahbar ne bulursa. Ay vurdum derdi ya ki uzman sorurdu. Ay yurdum yani derdi. Hani derdi. Başka hiç ne kılışmaz. Onu izi çakırıp, ne gibi balayızı mücceler uğrasız deyip sorup, bu balayı mihir gereği, bir etibar gereği deyken bir. Hatta ki sınıf rehberi izlem, şu onu izi oradan bas almak. Yani. Şunu kabul yaptım. Yok. Eğer bana, misal için şu atrafı izi sizin kutkara deyken adamlar bugene deydi, ne mi bugene bulardı? Ne kabulmeyken bulardı. Farzantları ki kul kutara deyken onalar ki. Nima degan bo'lardingiz? Mana siz onadan kaltaga yedingiz, onangiz bilan kelisha olmadingiz, onangiz bilan urushdingiz. Xuddi shunaqangi onalar bor. Bordim bunaqa onalar. Nima degan bo'lardingiz? Bir farzand sifatida qanaqa nidolaringiz bor ichingizda? Urgandan var foydasi naborot bezitib qo'yadi o'zidan. Men oyimlar mana shu urgan anaqalarni ichimda qanaqa nafrat ham yig'ilib qolgan oyim, adam, odamlar, erkak kishilar, ko'chadagi nafrat yig'ilib qolgan ichimda. Urgana foydasi ur bolani aytishadi mana biz ham shoxt kech kaltayib katta bo'lganmiz deyishadi u narsa hatto hozirgi bola bilan avvalgilarni baribir farqi katta deb o'ylayman siz nazaringizda haqiqiy ona qanaqa bo'lishi kerak edi men to'g'ri ulaga ham qiyin onamga ham lekin ajrashganda ham sal bo'lsa ham biz tushunib qarab bizga odam yo'llarini sezdirmaslik harakat qilishlariga sezdirmaslik faqat ishlash uni bilan boqsam bo'ldi emas ularga bizga mehr berishlari kerak edi balkim haqiqatdan ham ishda charchab kechgacha pul topaman deb tik oyoqda turib man ularga qarashib ularni tushunib ukam bilan singlim qarab yordam berganman ularga
ulug faqat erkak kishilarni qiz o'tib qo'ygan. Ona bo'lish islardan chiqib qo'ygan. Faqat ishlashim kerak, ishlashim kerak, ishlashim kerak. Demak, ona ezi kun davomida ishlaganligingiz, ularni boqaman deb qilgan harakatlari oqibatida e'tibordan chekkada qolib, mana shunday yomon yo'llarga kirib ketib qoldik. Ha? İçinizde bir hayqırığım vardı deyiz, ne kadar yığılayım geliyordu, şu çıkıp gitmeydi deyiz, böyle bir soru verdiyiz de bana. Kanı kadar hiç kim, yok cahayı borsam deyiz, yok ben adam, ayağımda adamla borsam, otlu cahayı borsam deyiz, şu içimde gelen bakırıp bakırıp etip yığılaşsam deyiz. Ne kadar vardı içimde, hiç kaz doğruyum geliyordu, bakırıp yığılaşsam deyiz. Belki bana gidip yığılabilirsiniz. Bak gelin için. Gelin. Ana endi gapiring men sizni quchoqlayman gapiring hammasini gapirib bering menga ichingizda otilayotgan hayqiriqlaringiz vulqonlaringiz gapir gapiring chiqadi bu hayqiriqcha sizga keyinchalik xalaqit beradi aytishga harakat qiling ayting men ham bitta onaman bolam men ham bitta onaman sizni bu vaziyatdan qutqarmasak bo'lmaydi axir. Bu vaziyatdan chiqib ketishga inson harakat qilishi kerak. Bu alamlardan chiqish kerak. Kelajakda katta bir inson bo'lib, shaxs bo'lib yetish uchun bu bolalikdagi og'riqlar, jarohatlardan qutulish kerak. Azob, og'riq. Qalb og'riqlari. Istiroblar. Jarohatlar, alamlar, hammasi to'plangan bu bolamda. Onam ketardi. Kichkina o'g'limga qaytsam, odam bilan yashagan o'g'limga qaytsam, ada tashlab ketmayin derdim. Oldimizga qo'lim yurdi, qo'yim ketardi, o'yadim. Tashib ketdi, nima narsa. Hech bo'lmasa qarang derdim. Birinchi o'rinda odamga tashib ketmayin derdim, iltimos derdim. Demi dadangizni o qadar yomon ko'rmaysiz. Yaxshi ko'raman, odam bilan lekin qilgan ishlarini ifodalanaman. Mana shu muddat hayqiriq aslida. Mana hozir 16 yosh, yana 1-2 yildan keyin voyaga yetamiz. Kelajagimizni qanaqa tasavvur qilamiz bolam? Xudo xolisi kelajakda. O'zim maktabga shu o'zim qiziqqan soha maktabiga kirib, aktyorskiy maktabiga kirib, o'zim uchun o'zim o'qib, o'zim uchun o'zim kelajagim o'zim quraman, xudo xolisi. Mana shunaqangi odam balki o'sha vaqt qaytib kelar, lekin u vaqtni men odam qabul qilmayman. Chunki endi kechirimli bo'lmaymizmi? Men odam menga odam kerak bo'lganlarda oldimni yo'q bo'lgan. Men odam atkesini qabul qilmayman. Adamga adayat deb yig'lagan sorti kerak bo'lganlarda kichkinaligimda qaytib kelmagan odam keyinchalik qaytib kelsalar qabul qilmayman odam. Kechirim so'rasalarchi. Bilmayman, nega qabul qilishga qo'ymayman. Men biroz uyda mehr bo'lmagandek ko'chada mehr izlaganman. Topildi bo'lsa mehr ko'chada. Ko'chada faqat odamlar nimadir evaziga beradigan mehrni men rostikasi mehr deb o'ylaganman. Demak aldandik ko'chada. Sizga o'xshagan qancha qizlar aldanayotgan bo'lishi mumkin? Ko'pnoq qizlar. O'sha qizlarga qanaqa ichingizdagi gaplaringizni gapirasiz? Qaytinglar bu yo'ldan deymizmi? Oxir yaxshi emas buni. Men qaytmoqchiman, lekin men kimdir yordam berib, meni qilib yonimda kimdir yordam berib tursa, yordam berib tursa men qaytaman. Menga kerak emas uni ko'chada yurib. Demak, ko'chadagi hayot sizni kerak emas. Sindirib qo'ydi. Endi tiklash uchun o'zingizda katta kuch topa olyapsiz. Topaman. Faqat kimdir yonimda yordam berib, ishonib tursa menga nima bo'lsa. Ishonib tursa men qaytaman. Atrofingizda shuncha ishonadigan mana misol shu voyaga yetmaganlar bo'yicha inspektorlar bor, ustozlar bor, psixologlar bor. Ular yordam bersa, siz to'g'ri yo'lga tushib olasizmi? Agar masalan biz onangiz bilan ham suhbatlashsak, onangiz sizga nisbatan fikri o'zgarsa. Oyimga o'zgar. Nega bunchalar ishonch bilan aytyapsiz? Onalar tuqqan farzandiga nisbatan ichida xafa bo'lishi mumkin, lekin u bolasini yomon ko'rmaydi-da.
Qaysidir ma'noda balkim ota-onangizni gapiga siz ham quloq solmagandirsiz onangizni gapiga. Bo'lgan, unaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Onam baribir eshitishlar kerak edi hali menga. Uni bilmasdi ko'p narsani tushuntirishlari kerak edi o'ylayman. Oyimlar yana uyga borsam yana muhit o'shanaqa bo'ladi. Yana oyim baqir chaqirib, yana uyga qamab qo'yadilar o'zlari. Balkim o'sha muhitni biz o'zgartirishga harakat qilarmiz. Masalan, psixologlar jalb qilamiz. Onangiz bilan gaplashadi, ukangiz bilan, singlingiz bilan. Axir ularni yaxshi ko'rasiz-ku. Ulardan boshqa sizni yaqin insonlaringiz bormi? Yo'q. Mana otangiz boshqa oila qurib ketdi. Onangiz bor, singlingiz bor, ukangiz bor-a? Ularga opa kerak-a, opa sifatida qanaqangi opa bo'lish xohlaysiz ikkita jigaringizga? Yaxshi, ular oyimga yetmaydigan gapni nabirt menga yetadi. Ular oyim bilan gaplasha olmaydi, lekin men bilan gaplasha oladi. Menga ishonadi. Ukalaringiz sog'indingizmi? Agar hozir mana shu yerda paydo bo'lib qolsa nima degan bo'lardingiz? Quchoqlardim, yaxshi ko'rmaslandirdim. Mana shu 16 yoshgacha hayotdagi eng og'ir, sinovli va yomon kunlarni ko'rdik, ha? Kelajakda mana shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshi odamlar yordamida, ko'magida hayotimizni oyoqqa qo'yib olamiz, oila quramiz, o'qiymiz, izlanamiz. Qanaqa ona bo'lardingiz kelajakda? Qanaqa ona bo'lishni tasavvur qilasiz? Kelajakda men o'zim o'rnimni hayotda topishga harakat qilaman. O'zimni kelajagim o'zim yarataman. Bolalarimga qarayman, erim bilan. Men endi kelajak nima bo'ladi bilmayman. Bolalarimga eshitaman, erim bilan ajrashamanmi yo'qmi? Nega ajrashaman degan bir fikrni aytasizlar? Qizlarni, qiz bolani niyatichi har doim yaxshi bo'lishi kerak-da, chunki u niyatiga qarab turib amalga oshadi. Siz undan ko'ra menga yaxshi bir turmush o'rtoq kelsin, hayotimda meni tushunadigan, meni sevadigan, farzandlariga mehribon ota bo'ladigan, hayotda meni farzandlarimni tashlab qo'ymaydigan turmush o'rtoq bersin menga Xudoim deb so'rash kerak. Chunki qiz bola so'rasagina niyatlari amalga oshadi. Hamma narsa mana shu chin dildan qilingan niyatga bog'liq. To'g'ri, lekin nima bo'lsa ham men bolalarimga qarardim. Ularga qarardim. Onamlarga urganda ona qilgan xatolar qilmasdim lekin o'zim hayotim. Demak, onangizning eng katta xatosi sizga qo'l ko'targani, sizni urishgani, siz bilan gaplashmagani deb bilasiz. Lekin boshqa xatolar ham bormi? Oyim qisqumasmandi, kerak emasman hech. Nega shunaqa deb o'ylaysizlar? Balkim onangizni o'rniga bir lahza o'zingizni qo'yib ko'rarsiz. Oyimga ham qiyin, tushunaman uni. Lekin baribir kerak emasmi oyim? Men sizdan bir yaxshi yashadim. Qayerdan shu xulosaga kelib qoldingiz? O'zlari ham ko'p aytadilar, sani bo'lmasang yaxshi yashaymiz, san kelsang faqat urushgan. Qanday qilib voyaga yetayotgan bolasini, gulday go'zal qizini ko'chaga tashlab qo'yishi mumkin? Balkim o'zimizdagi qaysidir bir xatolarni to'g'rilashimiz kerakdir. Onamga oson emas deyapsiz. Onamga oson emas, lekin mehr talab qilyapmiz. Ha, bir odam ham otani ham onani mehrini bera olmaydi. U bolalarni o'sha yediraman, ichiraman, kiyintiraman, boya bitta fikr aytib o'tdingiz. Uy oldik, oldin uyimiz yo'q edi. Hozir uyinglar bor, yashashga sharoitinglar bor. Sharoitni kim qildi shuncha narsani? Onam qildilar. Onangiz qildilar. Demak, onangiz u qadar sizlarni tashlab qo'ymaganda, shunaqami? Agar onangiz mana shu yerda paydo bo'lsalar yoki masalan umuman ichingizda bo'lsa, onangizdan nima deb kechirim so'ragan bo'lardingiz? Kechiring derdi. Oyi, iltimos meni kechiring. Boshqa ko'chaga chiqib ketmayman. Faqat eshitishga harakat qilayman, ozgina tushunishga harakat qilayman. Mana aziz kuzatuvchilar, hozir qizimizni chin dildan aytgan istirobli gaplarni eshitsiz, ochig'i meni ham yuragim og'rib qoldi. 16 yoshida yo'ldan chiqqan, tungi klublarda yurgan, ko'chada ichkiliklar ichgan, chekib, elektron sigaretlar chekkan va o'ziga ko'chadagi bir hayotda bir maqsadi yo'q qizlarga qo'shilib qolgan qizning kechinmalarini ko'rdingiz. Bu sabab qayerdan paydo bo'ldi? Ochig'i men juda ham bir asabiylashdim. Sababi onalar qizlarini urmasligi kerak. Onalar qizlari bilan do'st bo'lishi kerak, dugona bo'lishi kerak. Bunaqa voqealar oilasida ajrimi bor bo'lgan oilalarda ko'proq uchraydi. Negadir bu qizlar tarbiyasida otalar o'sha birinchi hayotini shundoq
kesip koyadı da ikinci hayatıge dikkat etibarını karatıp getiriyordu. Bu birinci hayatıdaki farzantlar nima bo'ldi, ularının takdiri, ularının geleceği, ularının yebişi bu ayrım erkeklerini mutlaka kızıktırmaydı. Mana şunday muhitte yaşayotgan kızlarımız qayerga borsin, kimdan yordam sorasin, kimdan mehr sorasin, onalar ishlasinmi, pul topsinmi, bolasini oyoqqa qo'yaman deb uyda ham erkak ham ayol vazifasiga o'tgandan keyin bu farzandlar kimdan mehr izlasin? Albatta ko'chaga chiqib ketgan qizlarimizni ko'chadan mehribonlari topiladi, lekin ular shaxsiy manfaati evaziga topiladi. Mana shunday holatlarda oilangiz buzilgan taqdirda ham qizlaringizni hushyor ko'z bilan qarashlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham bir ochig'i ranjidim bu holatni ko'rib, juda ham bir qalbim larzaga keldi, istirobga keldi. Bunday qizlarimiz hali qancha ekan. Xulosa shundan iboratki, hurmatli onalar, hurmatli otalar, farzandni dunyoga keltirdingizmi? Uni voyaga yetib, o'zini hayotiga, o'zini shaxsiy hayotiga borgunga qadar mas'uliyatni zimmangizga oling. Agar zimmangizga olmaydigan bo'lsangiz, farzandlaringiz hayot zarbalariga dosh bera olmay, to'g'ri kelayotgan yo'ldan ham yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin. Biz bu masalada hushyorlikni yana ham oshiramiz.